3 saat. Evet, Alper Cilimüz'deyiz. Herkes tanıyordur galiba. Tanıyor ki burada. Boğaziçi Psikoloji mezunu Alper Cilimüz. Resim çizmeyi beceremediği için yoksa yeterince becerdiğini düşünmediği için mi yazılı olmaya karar verdi? Yok, resim olayı farklı. Resim çizebiliyordum. Müziğe kabiliyetim yoktu. Evet. Resim ya çok acayip o da. Ama ben bu bir şey söyleyeceğim. Nilüfer Çıkan'ın bir söyleşisini izledim. Gelmeden önce. Orada sonra farklı bir senin biyografinde var böyle bir detay. Böyle eskiyle bir şekilde anlatmış. Var ve ya çok acı şimdi. Hatta geçen yine bir nerede sohbet esnasında açıldı. O şeyler karışıyor sanat. Ya bu arada merhabalar. diğer sanatlarla olan ilişkilerim karışıyor. Bir tanesi şu, yani ben yani müzik üzerine çok çalıştım, ettim, kafa çok seviyordum. Hakikaten müzik olan çok acımasız bir şey, yani ya var ya yok. Bende de yoktu yani. O yüzden hani o benim biyografilerde işte müzik getireyim olmadığı için falan. Benim ama asıl resimle olan ilişki farklı. Yani benim kuşağımdaki birçok yazarda da gördüm. Biz çizgi romanlarla kazandık yani okuma sevgisini büyük ölçüde. Benim onun dışında babamın da vardı ilgisi biraz. Zaten hani böyle işte hikayelerle falan hemhal olmuştum. Ama işte o çizgi roman falan derken güzel resim çiziyordum. Sonra Darüşşafaka'ya girdikten sonra hay Allah'ım resim evet benim ısınamadı bana yani. Kadın ve şey diyor işte iyi çizdiğin 3-5 şey var, onları durmadan çiziyorsun, kime ne faydası var bunun falan. Mutsuz da bir kadındı yani, onu da biliyorum. Buna karşı Türkçe öğretmeniz işte böyle yazdığım bir şeyden böyle gördü, ha nereden buldum bunu falan. Yani bir taraf cezalandırılırken bir taraf teşvik gördü. Ben resimden yavaş yavaş, ya bu sabah resim öğretmenim öldü haberi geldi. O yüzden böyle, ya bu sabah yine Dervişen Akademi... Bahsettim zaten. Hanımefendi, evet. Dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve daha 2-3 gün önce işte onun yüzünden ben ressam olamadım falan derken bugün öldü o, biliyor musun? Evet. Bir arkadaşım gönderdi, kızı işte şey yapmış, posta yapmış. Çok zorluklarla uğraştı annem falan. Böyle kadınla hayat hikayesi de gördüm. Yani çok zorluklar var. Zor ama daha sonra işte tiyatroya miyatroya gördüm. Ona da ilgileniyordu. Ya sen anlıyor musun bu işlerden falan, ama iş işten geçmişti. Ben hani resimle ilişkim o. Yani o pek şey yapmadı beni orada. Resim o, müzik öbürü, tiyatro var yani. Sen gitar çalıyordun galiba, öyle bir şey hatırlıyorum. Çalıyorum maalesef, evet. Güzel çalıyordun bence bu arada. Ya o kadar çalışmaya... yani o kadar yazmaya uğraşsam 20 tane kitabım var valla. Çok severek yapıyordum. Yani böyle iki ölçüyü bir araya getirdiğimde böyle pıt 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 falan mutlu oluyordum. Müzik demişken şeyden de hani... Kan ve Gül mesela full aslında başlıklarından, Nirvana şarkılarından mesela bir şey var. Tam şey 94 işte bizim yani o Boğaziçi dönemi falan oraya çok denk geliyordu. Kurt Cobain'in intiharı. Bir de yani onu çok söyledim, bana hep şey gibi gelir o Kurt Cobain'in intiharı. Yani X kuşağının tamam yani biz zaten bitmiştik yani bittiğimizin farkında değildik ve yani onu böyle resmen kapatan olay gibi gelir. Biraz böyle birçok böyle kritik olayın kesiştiği bir dönem 94 ve dediğim gibi Kurt Cobain'in intiharında benim kafamda öyle bir şeyi vardır, manası vardır. Turgut Özal'ın ölümü için de böyle bir şey daha mı? Değil mi o şeydi o şey? Bizim şeyde de 11 Eylül'dü mesela, 11 Eylül sağlık. 11 Eylül sağlık olduğunda neredeydin? Tabii. Kurt Cobain'in öldüğünde neredeydin falan gibi. Ha tabii doğru. 11 Eylül tabii bütün dünyayı değiştirdi. O anlamda siyasi olarak etkiledi, çok büyük oldu. Haklısın. Bir şey söyleyeyim. Plajdaydım 11 Eylül olduktan. Yani ben de söylüyorum. Şey soracaktım sana. 20 yıl geriye gidiyor mesela Kan ve Gül bizim. Yani 90 işte Kurt Cobain öldü tarihe gidiyor. Arka arkamda yaşlanmayan ve zamanla aslında çok münezzeh bir karakter. Değil mi? Arka arkamda yaşlanmıyor. Evet. Zamanı da mesela sen psikoloji de okudun. Bir tane yazar böyle gelse sana ve bir tane onun da geçmişe gidip onları değiştirmeye çalışan, bir şey onarmaya çalışan bir karakter olsa ve diğerinde de büyümeyen bir çocuk olsa bununla dair ne tür bir yorum yapar mısın? Yani senin için bir zamana dair böyle bir zamana şey mi, bir kibetmeye dair bir şey mi var? Var. Çok tabii net yani çok da
yiyebilirim. Yani hani tatlıyalar da şeydir ya, işte yani başkasının hayatına girmek de aslında bir anlamda ama yani sıkıştığın zaman ve mekandan kaçmaya dönük bir tarafı var gibi. Yani bütün o temalar, hatta şu an yazdığım, mesela yeni yazmaya başladığım bir şey var. Onda da yine bir tür tarihi ama alternatif tarihi bir şeyler yazmaya başladım. Yani o genel olarak benim yazdığım şeylerde o zaman mekanı kırıp onun dışına kaçmaya dönük, ona dışarıdan bakmaya dönük bir şey var ve ucunu bırakmamaya dönük. Evet. O biraz şeyi de sağlıyor ama sanki. Bir tık daha eğlenceli bir katman daha katıyor gibi düşünülebilir. Ya o eğlenceli de olabilir, bu da çok açıklı da olabilir. Ben biraz böyle şey, yani çok kötü bir şeylere pembe gözlükle bakıyor gibi bir tarzım var. Yani o yönünü anlatımda çok kullanıyorum ben mizahı. Ama genelde yani şeye baktığınız zaman hikayeler o kadar şey değildir. Eğlenceli ya da mizahi hikayeler değil. Acı hikayeler, hatta acıklı hikayelerdir. Anlatımda mizah vardır. Biraz şey gibi, benim hayatımdaki gibi yani neredeyse böyle bir savunma mekanizması gibi kullandığım bir şey mizah. Hikayeler için de öyle. Böyle. Şeyde, bu arada şunu da söyleyeyim ama böyle sanki biraz daha böyle sizlerin de araya girdiği vesaire bir şeyler de kurdular. Mesela kitaplara da atladığım için X bir kitap hakkında bir sorunuz varsa o kitapla ilgili direkt sanki biraz daha eğlenceli. Ya ben direkt senin söylediğin direkt benim yazmama göre herkes her şeyi biliyormuş gibi bir şeyden geliyor. Ha, evet, evet. Ben de öyle cevap veriyorum. Kıyamet Parti'de bir şey var burada, Targum diye bir parça. Şimdi sen bizden deyince oradan müzikten de mizahtan aynı sanki. O da mesela çok aslında çok komik dışarıdan baktığı konuştu. Bomba gibiyim falan filan takılıyor ama bir yandan adamı üzülüyorsun böyle çok tuhaf. Çok tuhaf. Evet. Ya finalde ben... o böyle yan kendisiyle baş başa kaldığında Targum. Bir şekilde onu böyle empati kurduğum ve... Tabii. Şey, yani onun böyle dalgasını geçmek çok kolay. Tamam mı? Evet. İşte bir sürü saçma sapan işler yaptılar. Popüler olmaya çalışıyor. İşte zaman ona yapıyor ama bunlar insan. Yani ben bu tip şeylerde böyle tragedya kahramanı gibi bir taraf var aslında. Ve onlara şefkatle yaklaşmak seviyorum açıkçası. Sadece böyle mizah unsuru olarak değil. Hayat itiyor ya. Mesela Tayyip'in de şöyle diyor. Ben diyor, gittim işte bilmem de caz müzisyen. Ben şaklaban değilim, müzisyenim ben. Filan ama bununla işte hayatını döndürüyor, bununla seviyor. Ya da konserde yeni çalış... Orada işte konser yeni çalışmama ilgilenmiyor kimse falan. Onu çal bize falan. Çok, bu aslında müzisyenler için muhtemelen kalp kırıcı bir şeydir. Tayyip'in pozisyonu yani 90'ların ünlü popçusu. Yani 90'lı popçu dediğin zaman kafadan zaten birkaç istisna hariç belki. Şey ya, yani küçümsediğin bir şey. Ben değil yani orada hakikaten işte insan karşısındaki. Ona öyle bakmak seviyorum. O Büyük Burç'u bir tık. Gerçi ismi olarak bir Tayfun pop şey vardı. Hadi yeni isim Tayfun vardı değil mi bir tane? Tayfun o evet. Evet. Tayfun Erol Büyük Burç yoktu ama çok büyüktü. Onunla da biliyorsun tanıştık. Erol Büyük Burç gerçi evet başka bir konsept ya. Bu çok başka. Evet. O dönemin büyük starı ablasının deyimiyle Zeki Müren 500 alırdı, Erol 550. Hani öyle bir fark var yani. O gazino falan döneminin büyük starı. Erol Büyük Burç'la tanışıyordun sen. Tanıştım. Tanıştım ve birlikte de çalıştım hatta. Belki aramızda hatırlayanlar vardır. Şu bu reklam kampanyası vardı. Delice bir şeydi yani. Orada Erol Büyük Burç. Şu bu onun fırçalanmış tarafı. Evet, onlar benim başımdan altına çıkmışlardır. Ve Erol Büyük Burç da onun böyle şeyiydi yani. Merkezinde yazdım. Kralım. Kral falan senaryoları evet ben yazdım. Sonra ya çok da hakikaten şeydi ya. Parlak da bir adam, acayip profesyonel. Kaçık bir tarafı da vardı kuşkusuz. Onunla çalıştık yani. Adam uyuyor mesela. İşte sette filan. Gidiyorsun işte Erol Bey diyorsun, buyurun diyor. Yani sanki seni trollüyormuş gibi. Yani abi şimdi uyuyor, dokunmayalım falan diyorsun. Tak diye kalkıyor böyle. Gerçekte karakter arasında gidip geliyor ya böyle sanki. Tayyip'te de o var bu arada. Bomba gibi falan. Tabii o sahne, tabii o personel çok önemli. Ben şey demiştim Erol Bey'e, ben iyice kendimden de önceki tarihe gireceğim. Bu şeyi izleyen vardı belki, After the Fox diye bir filmi vardır. Peter Sellers oynar. Yönetmenindeki İtalya, ünlü bir yönetmen.
internette hemen biri bulur. İşte After the Fox filmi orijinali. Peter Sellers oynar. Orada Victor Mature, eski işte tam Jean Premier, o yaşlı zamparayı oynar, tamam mı? Ve filmde oynaması gerekiyor. İşte hala bırakamamıştı o gençlik günlerine. İşte o böyle işte ne bileyim bildiği numaralar yapmış işte kadın ustayla tak beline tak beli kalır filan ama böyle herkese aynı bakan yani şeyi vardı yani dişler bembeyaz işte saçlar boyanmış dişler yapılmış solaryum filan hani o tabii ki şey korse kıyafet filan ama sanki hala o 20 yaşındaki Jean Premier'i oynamaya çalışıyor yani. Ben Erol Bey'e şey demiştim, ne olur şu filmi izleyin. Stanley yani o Victor Mature'ın o filmde yaptığı gibi bir şey. Vallahi geldi, izledim, anladım dedi. Bomba gibi de yaptı. Çok şey oluyor, vallahi o insanlar acayip iyi profesyoneller. Aynen yaptı yani. Victor Mature o filmde ne yapıyorsa, o şu bu reklam filmde Erol Bey hemen anladı, hemen yaptı. Sonra da bizi hatırlıyorum, evde bir konser. Bir de böyle gençli, beyaz yakalılarına ha falan dalga geçiyor falan. Adam geldi, bize bir konser verdi. O böyle şey yapan adam, insanlar var ya, ya da işte zamanı geçmiş falan. Orada coşup böyle oynayanlar, kendinden geçenler falan. Yani o konser bittiğinde aklı başında kalmış tek kişi Erol Büyükboş'tu. Herkes koparttı. Yani kolay, yani benim en sevdiğim sözlerden bile hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. O yüzden hani böyle bir karşımda bir person olduğu zaman şey olmuyor. Şansla falan olmuyor evet. Yani. O anlamda ben çok da memnun oldum kendisini tanıdığıma. Fakat sonra tabii bu iyice o filmlerden sonra iyice medya düştü vesaire. Biraz şey oldu yani. Üzüldüm de ben daha sonra hani. Ben saksı değilim. Falan oralara kadar. Muhabbet burada şu an bu şeye gitti. Oralara kadar gitti. Erol Büyükburç. Herhangi evet. Olarak toplandık ama kendinize dair imgeyi yani çocukluk imgesinde sabitlemiş olmak ve bunun psikanalitik referanslarıyla bu ismin Albert Camus ama aynı zamanda işte Albert Camus'ye de referans veren bir isim olmasının felsefi kabullerle psikanalitik yaklaşımınız arasında nasıl bağlar var? Yani oğullar ve rejilere geçti yani Albert Camus'ya. Yani sözün ettiğiniz bağlarında hep bir referansları vardır o hikayelerin. Oğullar ve Rejderuklar bilhassa. Ama isimle ilgisi o kadar direkt değil. Bu çok anlattığım bir hikayedir. Aslı ve Alper Kamukayet'i bir kısa öykü ile yazdım. Bir çocuğun intiharı gibi trajik bir fikre dayanıyordu. Böyle 3-4 sayfalık bir öykü bir yerlerde vardı, internet falan bile bulunabilir. Sonra da öldürmüyor kendi bir şekilde filan. Aklıma yer etti gayet. Yani anlatmak istiyor o çocuk. Hatta o sırada başka bir şeyler yazıyordu. Fakat hakikaten ne derler? Çıkmıyor yani aklımdan ve kendini dayatıyor ve onu yazacağım belli ki. Oturup böyle sürekli varoluşsal problemleri annesi babası olmaz. Zaten ben şeyi severim biraz. Parodi polisiye diyeyim. Daha böyle çağdaş polisiyedeki amatör dedektif. Biraz sadece bir polisiye kurgu oluşturan değil, polisiye yapısının üzerine de düşünen hikayeler benim sevdiğim polisiyelerdir. Tamam yani işte değil mi dünya işte deli dedektif, yok keli dedektif, şu bu falan. Çocuk dedektif. Bir de çocukluğumda vardı benim o yani işte babamın anlattığı hikayeler, benim arkadaşlarıma anlattığım hikayeler. Zaten kurduğum çocuk kahramanlar vardı. Özellikle iki tanesi. Biri böyle daha cevval bir tip, öbürü daha içe dönük. Böyle ikisinin bir karışımı olarak tamam yani o maceraları yaşayabilir bu çocuk. Ve bir polisiye kahramanı olarak oraya yerleştirdim. Albert Camus referansı doğrudan intihar, bir çocuğun intiharı fikrinden geliyor. Çünkü işte herkes, Albert Camus hiç kimse bilmiyorsa bir Sisyphos öğrencisi bilinir. Bir de işte meşhur şeyle, hayattaki en önemli veya ilk felsefi soru intihardır. Yani hayat yaşamaya değer mi, değmez mi? Önce bu kararı verip ondan sonra hayatın sorumluluğunu üstlenmeye karar verirse ondan sonra diğer sorular gelir filan. O yani çocuğun intiharı fikri vardı ve belki şöyle bir fark olabilir. Albert Camus'da hani ilk soru olarak soruyorsun, tamam ben yola devam edeceğim diyorsun ve geride bırakıp geçiyorsun. Bizimki geride bırakamıyor.
O soruyu her gün her gün kendisine tekrar soran bir tip. Ve o yüzden hani o güzel bir şeydi Bruce'tu. Ben o ismi kullan, çok yine anlattığım bir şey bu. Sırf benim adım Alper olduğu için Alper Kam adını kullanmak istemiyorum. Çünkü otobiyografi falan okusun istemedim yani. Başka bir isim vermiştim. Önemi yok. Sonra Murat Menteş'e kitap bitti yani, yazdım bitirdim. Göndeririz öyle yazdım, çevirdiğimizi. Murat'a söyledim, ya Murat'ım aklımdan Alper Kamu demek geliyor ama kötü fikir değil mi falan dedim. Böyle şey yaptım ona. Sen o ismi kullanmasa ölümü gör beni falan. Öyle yüksek bir yerden açtı ki gerçekten. Sen çıldırdın mı filan. Tamam dedim yani, o kadar sen yanıyorsan öyle yapalım. Hani hop, öbür ismi sil. Alper Kamu. Alper Kamu oldu. Bir de belki fark etmez zor bir şey ama küçük bir trivia vereyim benim. O üç kitapla ilgili. Alper Kamu'nun adı sadece bir kere geçer üç kitapta da. İlk kitapta ikinci cümlede adını söyler, bir daha hiç duymazsın. İkinci kitapta hiç geçmez. Son bölümde bir kere söyler. Üçüncüde de yine başında duyarsın. Ve mesela ben bazen söylüyorum, sen kaç kere, ya işte isimden numara falan diyorlar, tamam mı? Mesela kaç kere geçiyordur sizce diyorum. İşte 200 sayfa birinci tek şahıs anlatılmış. Demek ki herkes onunla. Şimdi diyor, 700 falan diyenler oldu mesela, tamam mı? Bir kere geçiyor halbuki ve unutmuyorsun. Ya o anlamda Murat haklıymış bana hani o ismi kullanmam konusunda ısrar etmekte. Şey o, hikayenin yani Albert Camus'ya olan yani karakterin budur. Onda psikanalitik tarafı tabii şey, yani özellikle ilk hikaye bayağı psikanalitik polisiye girdir. Yani bir psikanalit süreci nasıl işliyorsa, ki aslında polisiye yapısı çok benzer psikanalize. Yani konvansiyonel polisiyenin yapısı. İşte serbest çağrışımlarla başlar. Serbest çağrışımların içinde tekrarlanan temaları işte terapist fark eder. Tekrarlıyorsa orada bir işte takıntı var demektir. Takıntının üzerine gider. Kafada çözer, teoriler oluşturur, katarsis ve sonra da ayrılık. Yani aynı öyle çalışır polisiyede. Girerse önce ipuçları görürsün. İpuçların birbirine böyle bağlanmaya başlar. Yani teoriler oluşursun vesaire. En son çözüm vardır. Ve o şey, yani o yapının benzerliğini tabii ki fark ettim ve 5 yaşında, yani şey, Oidipus kompleksi yaşında, aileyle olan derdi, yani anneyle baba tam kalbinde hikayenin bir yandan da bir cinayet çözmeye çalışıyor. Yani bir adli, bir de kişisel diyebileceğim. Mesela 3 kitapta da öyledir. Hep bir cinayi bir mevzu vardır çözmeye çalışıyor, bir de kişisel mevzu vardır. Yani bu aileyle ilgili, işte adalet duygusu veriyor bir. Son kitapta mesela özveri veya fedakarlık böyle bir temadır. Bunların etrafına kurarım hikayeleri. Ama dediğiniz gibi en belirgin olarak ilk Alper Kamu hikayesinde o psikanaliz paralelliği çok nettir. O kısmı da öyle. Var mı başka soru sormak? Ben devam edeyim. Önce Alper Kamu'ya söylemeyeceğim. Abi şu an Alper Kamu'ya yani Alper Kamu soruları yani. Yani az önce şey dediniz ya, acı hikayeler var aslında ama onları mizahi bir taraftan anlatırken evet. Şurada kullanıyorum genelde mizahı. Bunun mesela da ilgili genel bir şey olacak olursa, yani nasıl bir yol izliyorsunuz gibi bir soru. Mecralarda öyle belli bir şeyim yani, yok. Şey, şuna dikkat ediyorum. Ya benim hayatımda mizah çok var. Vallahi yani yazdıklarımda niye olmasın bunda, çünkü bir kişinin bakış açısından. Çünkü ben mesela yazarken hep şey diye düşünüyorum cidden. Çocukken işte böyle arkadaşlarımın hikayem hala öyle. Arkadaşlarıma bir hikaye anlatıyormuşum gibi düşünüyorum. Arkadaşlar arasında da güzel işte espri vesaire, biraz hikaye yumuşatma vesaire, hoş bir anlatım. Anlatım gücü veya dinamizm, enerji kazandırır hikayeyi. Şuna dikkat etmek lazım. Yani bu mesela bir avantaja da dönebilir. Yani çok böyle eğlenceli zannettiğiniz bir şeyin bir anda çok karanlık tarafına geçebilirsiniz. Ama bazı çok ciddi şeyleri de trivialize etmek gibi bir tehlike de taşır. Onu yapmamaya gayret ediyorum. Yani ben işte nasıl mizah üretimde hiç düşünmüyorum açıkçası. O kendinden geliyor. Ama yani elimi tuttuğum zamanlar oluyor da yapmamak gerek diye. Ya yani onu da herhalde biraz şey, yani neyi gerdiğin, neyin altını çizmeye çalıştığın.
nereye kadar gidip artık buradan döneceğiz dediğini, o biraz sizin hissiyatınızla ilgili veya hikayenizin yaratmasını istediğiniz etkiyle bağlantı olarak değişiyor. Ama dediğim gibi yani anlatımda şey yapmıyorum. Hani işte oturup bir espri düşünmüyorum. Evet, şey Alper Topu çok ciddi bir çocuk aslında kendi içerisinde. Evet, evet. Sadece şey noktasından biraz sordum. Hardboiled dedektiflerin özellikleri Alper Kamu'da da var. Yani içki içmiyor sadece. İçiyor. Gibi. Evet, içiyor, evet. İçiyor. de yapıyor. Şeyde, evet. Yani arkadaş şeyin yanına gittiğinde yapıyordu. Biraz daha şey noktasındayım. Yani 40 yaşında bir dedektif değil de 5 yaşında bir çocuk üzerinden anlattığımızda mizah otomatikmen çıkıyor mu yoksa çıkmaz otomatik üzerinden mi? Hiç çıkmaz mı? Evet. Ya ama hani hayır, oradan sadece onunla kuramazsınız yani. Ya belki yani altı gıdıkladı ha filan dedirtebilirsiniz. Ya zaten bizde yani anlatımında 5 yaş gibi değil. Arkadaşlar ilişkilerinde 5 yaşında çocuklar, evet. O. Bizle konuşurken yetişkin gibidir. Oradan mizah çıkmaz ama şöyle yani siz hazırladığın zaman çıkabilir. Hani mesela işte gördüğünüz zaman ne bu şey, cehennem cücesi filan. Hani yani yarattığı etki siz bildiğiniz için siz karakterle beraber biliyorsunuz. Çünkü o karşıdaki kişi bilmiyor neyle karşı karşıya olduğunu, siz biliyorsunuz. Yani o perspektif sizin kurmanız gerekir. Yani orada duruyordur malzeme. Mizahi olarak kullanılabilir, trajik olarak kullanılabilir vesaire. Sizin tercihlerinize göre biçimlenir diyeyim. Yani mesela Taygun'la karşılaştığı yerde hiç yani buna dönük mizah yoktur. Hatta şey yapar, çok güzel piyano çaldığı zaman saygı duyar bana. O da revirden çaldı, perepom, öksürük şurubunu çıkarır şerefe. Hani o viskisini içerken de öksürük şurubunu içer. Ve orada aslında işte Taygun'un trajedisi üzerine kuruludur. Ama bilmem işte genç güzel doktor kızı tavlamaya çalıştığında hani 5 yaşında bacağı kararıyor, o zaman ona gülersin. Yani her karşılaşma, bir çocukla bir yetişkinin her karşılaşması ve onun yaşından büyük haller içine girmesi mizahi bir içerik taşımak zorunda değil. Öyle. Ya o hakikaten sizin çünkü o zaman kontrol de edemezsiniz. Yani gülünç olmaya başlar. Mizah ciddi iştir falan hep söylerler mizahın büyük ustaları. Böyle yaklaşmaya çalışıyorum ben. Bir şey ekleyeceğim. Şimdi 5 yaşında olduğu infosunu öğrendikten sonra biz aslında her şey çok böyle 5 yaşındaymış gibi şekillenmiyor değil mi yani? Şekillenmez. Yani bir yandan bilirsin onu. Evet. O şey gibi ya polisiyelerde ya polisiyedir ya aslına bakarsan gerçekçi edebiyatın düşe geçtiği dönemde yükselmiştir. Polisiye edebiyatta gerçekçi bir şey yoktur zaten. Sherlock Holmes de gerçekçi değildir. Anlatabiliyor muyum? Hani kartun havası var. Tabii ya 5 yaşında çocuk bunu yapar mı? Yani şapşallıktır ya. Onun yanında çıktı gerçi. Hatta ciddi eleştirme arkadaşlar. Çok komik. Sherlock Holmes de gerçekçi değildir. Olmaz öyle. Yani zaten kurgusu, yani konvansiyel polisinin kurgusu zaten şey bu arada. Demin anlattığım gibi bir mekaniği vardır. O yapı üzerinde ve onu daha çok şöyle görmek gerekir. Yani bu bir oyun. Yani oyunun kuralları bunlar. Yani bunu sen biliyorsun, ben biliyorum. Beraber keyfini çıkaralım. Yani polisiye bir jan olarak baktığın zaman içeri itibariyle değişir. Çok ucuz olanı vardır. Dandik olanı vardır. Farklı yönlerine hitap edeni vardır. Yani ne bileyim mesela işte whodunit derler ya. Cinayeti kim çözdü? Kısmıyla uğraşabilirsin. Ya da George Sinan'da başka bir şeydir. Ya da şimdi kuzey polisiyelerinde neredeyse böyle bir toplumsal bilinçaltı suçluluk duygusuyla ilişkisi var. Ya da benimkinde olduğu gibi böyle kişisel ve psikanalitik bir takım meselelerle ilgili olabilir. Yani dediğim gibi derdi farklı olabilir ama yapı olarak baktığın zaman o yapı şeydir. Dediğim gibi senin onun bir kurgu olduğunu bildiğin karşılıklı kurallara uyduğun. Yazar olarak da senin uyman gerekir ona. Yani artık o karakteri öyle çizdikten sonra öyle değilmiş gibi yapamazsın. Sen gerçekçilik sahicilik derler ya işte o onunla ilgili bir şey. Sen bir kere bu karakter böyle dedikten sonra onun gerçeğine uyduğun sürece okur da onu gerçek kabul eder. Çünkü sonuçta hepimiz biliyoruz yani kitap okurken okuduğum şey kurgudur. O yüzden polisiyelerin böyle bir bu yönünün daha belirgin olduğu diyeyim bir vasfı var. Onu kullanıyor Alper Kamu'da.
buna bir kere inan, kabul et. Aha, ama şunu yaparsan, sen kendi karakterin için kurduğun gerçeği ihanet etmeye başlarsan, sırf aa burada güzel oluyor, şöyle yaptığın zaman daha iyi bir şey oluyor diye, o zaman okur da şey yapar, kopar ondan. İşine geldiği gibi kullanıyor der. O yüzden hani bir yere kadar sen o karakteri belirliyorsun, sonra senin önünde bir şey açıyor, bir yerden sonra seni kısıtlamaya başlaması gerekir. Ona riayet ettiğin takdirde bence hiçbir problem yoktur. Yani şey gibi, hani süpervin uçması değildir, inanırsan evet. Uçmamasıdır. Evet. Bir kere bu karakter uçuyor diyorsa, tamam bunu kabul ettik. Ağaca tırmanırken çok komik bir şey oldu diye onu yaparsan inanmaz kimse. Yani ama ben ağaca tırmanırken onun işte bilmem fıçı takıldı da yırtıldı, çok güleceğiz. Ağaca tırmandı, ne olur ki diyemezsin. O çok, işte çok kötü bir örnek verdim hani ama diyelim ki hikayesinden çok önemli bir şey. Kullanamazsın çünkü o adam uçuyor. Anlatabiliyor muyum? Uçmaması inandırıcı değildir. Eğer uçurmazsan inanmamaya başlarsın ona. Arbakum son kitapta başka bir Altan bir karakter konuşuyor. Evet, Nemesis ile konuşuyor. O biraz böyle onu okuduğum zaman bana şey gibi de gelmişti. Sanki böyle devam edildi çünkü böyle Arbakum'dan daha akıllı bir evil twin olması. Evet. O türden birisiyle karşılaşıyor ve sanki böyle şey gibi Alper'cığımız da böyle kendinde yeni bir macera artık bu macerayı da ancak karşısında yeni bir Alper kamu getirerek yapıyor. Orada Alper kamu'nun zekasının sınırlarının en fazla seslediği yer o kısım ben, o satranç. Evet evet mesela. Yani zekası önemli değil Alper kamu'na, başka bir şey var orada ve onu biraz normalleştirmek istedim bu hikayede açıkçası. Onu normalleştirmeye diyorlar. Kendisinden daha normal. Yani niye sonunda Batman'in karşısında Joker'i çıkardılar değil mi? Evet. O anlamda şey. Ya şöyle bir durum da var. Şimdi artık bir kere kabul ettikten sonra bu olağanüstü karakteri sen de bir yazar olarak, şey, okur olarak özdeşleşiyorsun. Beraber işte millete haddini bildiriyorsun. Evet. Tamam mı? O da biraz kolaycılık. Öyle değil. Yani bir durup bir mesafelenme fikri hoşuma gitti karaktere ve asıl meselenin herkesten daha işte bilmem akıllı olması, daha hızlı çözmesi falan değil. Onun ötesinde bir şey olsun istedim. Şey de gerçekten işte bu Botvinnik tarih hikayesi falan, ben biliyorsun satranç tarihiyle falan çok yakından ilgileniyorum. O ikisini kurdum. Yani son derece sistematik, düzenli, işte analitik yaklaşan bir adama karşı çılgınca oynayan işte Talin karşılaşması gibi bir şey oluyor ve sonunda dostunu feda edemiyor yani. Oradaki Altan'ın hayali arkadaşlarını istemesi büyük şeytanlık. Büyük şeytanlık yani. Evet, evet. Ama tuhaf bir şekilde o ana kadar çok ondan hoşlanıyor. Alper Kamu'nda da böyle şey hissedersin ya, Alper Kamu'nun ilk kitap olduğunda mesela biraz böyle hani kurnazdır falan filan hani şeydir oldu falan ama Altan'ı görünce de Altan, oha bu çocuk da böyle hani. Tabii şimdi o ilk mesela da böyle ikisi arasında tercih yaptık. Şey falan diyor ya, bu sinir mezdi gibi laflardan tiksinirim ben filan yani her şeyin bir şeyse. Hani o kural dışına çıktığı zaman kendini rahat hissetmeyen bir tip Altan. Evet. Çünkü o kuralları herkesten iyi biliyor. Ama o şeyi de Alper Kamu'nun o deli delişmeni o iç dünyasına yarattığı, ya neredeyse narsisistlik diyebileceğin hayal dünyası, ya onu oradan çek, ayaklarını yere bastırmaya çalışıyor tamam mı? Ve dedi ki, alayım hayal arkadaşları, o çok şeytanca bir şey. Benim de aklıma geldi böyle şey olmuştum yani, büyük kötülük bu. Yani daya giriyorsun ve bir insandan hayal arkadaşlarını istiyorum yani. Ve bir kere onları masaya sürdükten sonra biliyor yani, sen de biliyorsun. Hayal arkadaşım da biliyor. Çünkü hayal arkadaşım da birilerinden kıskanıyor falan ya. Öyle de bir gerçekliği var o dünyanın. O dünyaya girip orayı kirletmek, orayı lekelemek ve artık oraya dönüşü imkan sahibine getirmek. Benim dünyama geleceksin diye itelemesi Altan'ın. Onu da öyle şey yapmak istedim. Yani her karakter için düşünebildiğim öyle en geniş zemini bulmaya çalışıyorum. İşime yaradığı gibi kullanayım istemiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir işte anlatırlar işte karakter işte bilmem tip var şu bu filan bir sürü de bir şey söyledi. Bunların çoğu da doğru gözlemlerdi. Benim gördüğüm şey oldu, bir karakteri en inandırıcı yapan şey ona en akıl dışı taraflarından geçiyor. Çünkü yani baktığın zaman istatistik olarak işte hepimiz normlara uyarız tamam 3-5 aşağı ama
tek tek baktığında herkesin bazı anomalileri vardır ve o kişiyi o karakter haline getiren de o anomalileridir. O yüzden tabii ki karakterler kurgu itibariyle bir takım fonksiyonlar yerine getirir. Ama oraya fonksiyon yerine getirir, aksesuar gibi koymak değil, onları anomalileriyle, delilikleriyle veya hiç beklenmedik yanlarıyla ortaya koymak bana şey gibi, daha işte bu gerçekliğini arttıran bir şey gibi de geliyor açıkçası. O meşhur şey vardı yani. Film kötü karakter ne kadar iyiyse o kadar iyidir. Polisi de bu da hep tanımıyoruz zaten. Evet, evet. Polisi iyi kurgularken, daha sonra şunu polisi ilgilenmeyi şunu sorayım da. Jean'ın polisi olduğu konusunda hemfikir miyiz? Galiba. Yani, ve onda ne zaman hemfikir olduk? Yani Albertonlar polisiyedir. Şimdi şöyle. Grimton ne zaman vardı? Yok ya baştan direkt yani. Dediğim gibi o öyküyü yazdım. Bu çocuğun belli ki bir romanda göreceğiz. Ve bu yapı ne oluyor? Ha nasıl bir platform oturuyor? Bir polisiye platform. O yüzden uyar. Yani 3 Alper Camus hikayesi de polisiyenin kurallarına harfiyen uyar. Tabii ki bir yere yaptığım bir şey ama işte sonuçta biz polisiye deyince aklımız onlar gelmiyor ya. İşte bir yerde bir cinayet işte onu sorgula, oradan öyle git bilmem ne yap. Düğümü çöz. Orada karakterinde drama var işte. Bilmem, oğluyla kızıyla bir meselesi var falan. Çok şeydir yani. Yüzeysel daha polisiye filan ha öyle olmayacağını da biliyordum ben. O yüzden polisiye demedim. Sonra Fransızlar buna polisiye dediler. Tamam çünkü orada tabii daha biraz da şey yok yani daha perspektifli bakılıyor. Ondan sonra Murat işte benim kahve bile Gül'ün aslında bir polisiye olduğuna dikkat çekti. Sonra bir anda bunlar polisiyeymiş. Herkesin bir Alper'cimiz polisiye yazarıymış. Farklı olmuş. Tabii. Ya dördü Kanvey Gül de buna dahil. Bu dördü polisiye yapıyor. Ya mesela Kanvey Gül de tuhaf şey. İşlenmiş cinayeti çözmek. Yani ben demin dedim ya yapıyı da dramanın parçası gibi kullanmak seviyorum. Sadece hani yapıyı kendi hizmetine sunmak da ona da bir şey katacak. Bir yerinden onu da zorlayacak. Vesaire bir şey. Ya Kanvey Gül de belki okul için çok önemli bir şey değildir. Ama mesela teknik olarak bana ciddi bir problem yaratmıştı ve zaten o problem olsun diye yazdım. Şimdi ortada bir somut şey oldu işte cinayet var, ipucu arıyoruz. Şimdi burada ne ipucu ne ipucu değil belli değil. Anlatabiliyor muyum? Ama bir yandan da okuru kandırmadan bunu yapabilmen gerekiyor. Mesela teknik anlamda bana bu bir zorluk yaratmıştır ama zaten içine girmek, altına girmek istediğim bir zorluktu. O anlamda tabii polisiyedir ama hep bir yanıya dediğim gibi polisiyeyi biraz belki genişletmeye çalışan, farklılaştırmaya çalışan bir tarafı vardır. Yani gizli ajans ve tatlı rüyalar polisiye değil. Ama mesela ona bile polisiye diyeni gördüm ben. Hani bir gizli ajans belki. O da değil. Evet, hani o arkada bir komplo var filan ama o yapıları çok yani bu kadar. Ama orada da şey oluyor zaten. Bu dönüş polisiye diyemeyeceğimiz. Evet, dört katlı çok. Tabii o dört katlıki kadar bir hani o paradigmaya oturtamazsın. Evet. Diğerleri bayağı polisiye paradigmasına oturtabileceğin hikayeler. Tatlı Rüyalar kaç yılında yapmıştın? 2000'de yayınlandı. Ben onu 98 sonunda bitirmiştim. 99 başında zaten askere gittim. İşte burada bıraktım. Hani 3-4 yayın evi vardı aklımda. Bunlardan çıkarsa ne hala? Yoksa ben uğraşmam bu işte diyordum. Hiçbir de okum, bir tek iletişim okudum. Diğerlerini okumadım da biliyorum yani. Ondan sonra iletişim yayınları basmaya karar verince ben de kendime işte yazar bulmuş oldum. O Tatlı Rüyalar değil Murat Müteş Türk Edebiyatı'nı değiştiren roman. Filan ha var o sağ diyor olsun. Ve şey olarak çok güzel. İlk romanını yazarken 25 yaşında bu tamam mı? Yok. 30 yaşında. Yani 30 28-29 yaşında yazdım ben 30 yaşındayken yayınlandı işte. Ve ilk romanın böyle övgüler oluyor falan. Sonrasında da. Ya ilk roman övgü var ya da ilk romanın övgü 15 sene sonra oluyor yani. yani dün Apşin komik sevgili dostum sen de tanıyorsun. Sonra keza işte bir programa çıktı. O da mesela işte sizin için önemli şey çantayla geliyor. Güzel bir program. Pandora'nın merakım öyle bir programdı. Çıkarttı benim kitabı gösterdi. Bu dedi şeydir bence. Güzide bir yeri vardı. Arkasından gelen çok yazıra etkilemişti dedi. Biraz daha tevazi bir şey ama son derece yine sağ olsun beni mutlu eden bir tanım yaptı. Ya işte Afşin söylediği şu oldu. Ya böyle de olabiliyormuş bu iş
dedektif gösterdi filan der. Öyle düşünmek benim hoşuma gidiyor. Öyle edebiyatı değiştirdim ama yok öyle bir şey düşünmüyorum. O dönem aslında o kitabın diyebilirim aslında. O kitabın ve sonrasında o türden bir edebiyatın beraberinde getirdiği bir örgütlenme, çeteleşme neyse adı, affiliate'ler diye bir şey de çıktı. Hmm. Ya onun için de bu tür yazının alakası olan çok kişi vardı. Evet. O Murat Renkeş'in projesidir. Yani ne kadar çok kişi çok seveni oldu, çok tepki gösteren evet. oldu vesaire. İşte biliyorsun hikayeyi. Orada bir çok fazla bir dahil olmadı. Sadece Murat böyle bir şey düşünüyorum. Sen de yer alabilirsin isminle vesaire. Ben de olur dedim. Sonra, bayağı bir devam etti bu afiyet. Ya benim toplasam orada 5-6 tane küçük yazım falan. İşte bu şeyi koydum. Hyperkonik hikayesi. Hmm. Filan öyle hani ben yoğun olarak onun kuruluşunda, işleyişinde filan aktif değildim yani. Hı-hı. Ama evet işte orada benimle resim var da koyu yazarlardan. O bir dönemin sanki böyle daha doğrusu sonrasında hiçbir şey gelmediği için Affiliate'lardan sonra. Oraya takıldığı insanlar yani. Affiliate'lardan bir şey vardı ve çok güzeldi. Çünkü edebi bir community ya bir sonrasında da kaldı. Yani yazar şey, diye bir şeyin. Hiçbir şey rasyonel olarak karşılamıyoruz ki. Evet. Yani Affiliate'ler nedir, ne anlama göre falan. Hani sen kim oluyorsun da orada yazıyorsun anlatabiliyor muyum? Hani direkt işte şey, ya oradaki fikir şuydu. Türkiye biliyorsun yani aşırı politizasyondan ve o anlamda kaba politizasyondan da muzdarip bir tarafı var. Murat'ın düşüncesi çünkü benim de katıldığım bir fikirdir. Yani hayatta şurada duruyoruz, burada duruyoruz, ideolojilerimiz bilmem ne filan. Hani muhatap alacağımız şey bir seviyesi olsun. Mesela iyi yazan, bu işe değer veren, hani Çetin Altan'ı ben çok severim o yaklaşımını. Yani bir yazarın tek sorumluluğu yazdığı metne karşıdır. Hani o metinle olan ilişkisindeki ahlakı önemseyen kişiler. Yani burada o değerlendirmende yanılıyor olabilirsin vesaire falan ama diyelim ki belli bir seviyenin üzerinde üretim veren insanlar bir araya gelsin. Hani en kötü yerinden tartışmıyor da bir şeyleri tartışacaksak biraz daha seviyeli bir yerden işte sanat gibi, drama gibi bir böyle bir aslında ahlaki yapı da getiren bizim üzerinden konuşalım, görelim ve bunu cesaretlendirelim gibi bir fikri vardı. Tabii şey oldu yani acayip şimşekçeydi çünkü şöyle bir taraf der, bir öyle düşünmeye alışmamışız, iki açıkçası bu durumdan istifade eden çok kişi var. Yani çünkü sen şucuyu bucuyu falan hemen bir bildiğimiz şeyler. Yani o bir böyle kendi alanını kaybetme korkusu vesaire gibi şeyler de oldu anladığım kadarıyla. O yüzden çok böyle bir şey aldı, tepki de aldı. Ama bir grup insan da öyle bir şey de olabiliyor dedi. Hiç belki normalde bakmayacağı, tanımayacağı yazarlarla tanıştı. Bir merhaba oldu yani beraberiz, bir birliktelik duygusu. Biz insanız, benzer dertlerimiz var, hikayeler üzerinden bir araya gelebiliriz. Böyle çok güzel bir tarafı var, çok güzel bir çıkış fikri vardı. Sonra şey oldu, dağıldı işte. Ama böyle bir hoş seneler yani kaldı. Bu türden yola çıkıp dönen herkes gelsin. Neyse boş ver. Yani ilk şeyde gitti yani. İlk politik çatırdamada böyle bir şeyde falan tümüştür. Daha az söyleyeyim. Yeni roman yazıyorsun. Yazıyorum vallahi. Ona da polisiye bir structure'ı var. Var. Yani. Var ama yani yine dediğince polisiye ya. O hani bu Alper Kamular'dan falan da daha tuhaf bir şey. Şöyle diyebilirim. Konvansiyonel polisiyeden ziyade şeye daha yakın. Bu Dini Harbor dediniz ya siz. Onlar iki farklı jandır bu arada. Birisi biraz Avrupa polisiyesi, biri Amerikan polisiyesi. Mesela Harbor, o dili itibariyle dediğiniz doğru. Amerikan polisiyesindeki Harbor detektifin sesiyle konuşur Alper Kamu. Ama hikayeleri aslında, yani polisiye yapısı Avrupa polisiyesi gibidir. Bir cürüm vardır, ipuçları, sorgulama, teori oluşturma, bulma ve sonunda ifşa. Anlatabiliyor muyum? Hani şey de öyle değildi mesela daha noir diyebilirim. Ki merak eden varsa onu da niye noir dendiğini de anlatırım. İşte bu Sam Spade'ler bilmem ne, Mike Hammer biraz daha böyle süfli bir şeydir onun. Philip Marlowe. Bunlar hep Amerikalı kahramanlardır. İşte böyle bunalım, büyük bunalım döneminde, savaş sonrasında filan. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı o dönemde. Yani şehirlerin modernitenin zaferi gibi değil de artık modernitenin karanlık taraflarını ortaya koydu.
insanın kendinden korkmaya başladığı ve tekinsiz bir hale gelmeye başladığı dönemin ürünleridir. Şeye baktığınız zaman işte Holmes, işte Poirot filan, modernite ne güzel, hayatımızı kolaylaştırdı, güzelleştirdi. Yani Tanrı öldü, yaşasın bilim ve o bilimin hayatımıza getirdiği şeyler. Daha sonra büyük buhran, dünya savaşı, atom bombası filan. Bir anda o güzel, tatlı şehirler karanlık, uğursuz yerler haline gelir. Ahlaki iddialar, zeminli, evrensel ahlaki iddialar zamanı iddiasını kaybeder. Onun yerine kahramanların kişisel belki ahlakları vardır. Kendini kurtarmaya çalışır. Bir bağları yoktur mesela o tip kahramanların. Annesi, babası, şusu, busu filan. O hardboiled detektifler o dönemin. Öndür ve Alper Kalın'ın sesi öyledir ama 5 yani yaşında hardboiled olmaya çalışmakta bir şey var. Çünkü hardboiled detektif adı hardı. Kapıları kırarak girer bilmem ne. Macho bir tarafı vardır. Abi senin her tarafın macho olsa ne olacak? Yani onun kendisi de farkındadır. Orada bir ironik taşır yani. Ses tonu itibariyle öyledir. Ama hikayeleri çözme biçimi daha Avrupalı, daha konvansiyonel polisiye tarzında işler. Şimdi bunda hikayenin ilerleyişi daha noir'a yakın. Noir'da şey yoktur illa. Yani baştan bir suç olacak. Ondan sonra bir dedektif girecek, olaya bakacak var. Hatta bazı noir'larda suç olmadan başlar iş. Dedektifin işin içine girmesi suçun cürümün ortaya çıkmasına yol açar. Hatta en ünlüsü işte Büyük Uyku var ya, The Big Sleep, ya izlemeyen varsa hani izle, çok güzel film, Humphrey Bogart oynar. Benim yine o dönemin en sevdiğim filmi şey, Dar Ağacını Yüksek Kur, Hang My Gallows High. Çok güzel filmlerdi bunlar. Orada suç falan yoktur. Ve tragedya kahramanı gibidir yine kahramanları. Bir şey olur, herif kendine belanın içinde olur ve kendi sonuna doğru, yani kendi felaketine doğru ilerlemek zorunda kalır. Suç onun bir parçasıdır. Bu yazdığım biraz daha öyle. Şey gibi, Alper Camus ya da Kan ve Büyüdeki gibi konvansiyonel polisiye gibi değil. Evet, bir şey var başta. Dedektifimizin ilgilenmesine sebep olan. Ve sonra bir suç da ortaya çıkar ama ileride çıkacak o. O çıkış noktasına oluşturan şey o değildir yani. Buna daha çok, noir'a daha çok benzeyen bir polisiyesi var bunun diyeyim. Kudan iki tarafı o kadar önemli. Edgar Allan Poe'nun bir tane sözü vardı bu seriyle. Bir sürü sözü var. Kendi düğümünü, kendi yaptığını çözmeyi derdi. Ya o şu... Kendi bağladığım düğümü çözmekte bir başarı görmüyorum. O... Böyle... Evet öyle. Ya işte bu şeyi yapıyor, Mork Sopran'da cinayeti yazıyor. Bu hakikaten şeydir, olağanüstü bir şeydir. Yani ben de dahil olduğumda bugün bir sürü işte polisiye yazan insanın kurduğu yapıyı bulup çıkarıp 20 sayfalık bir hikayede bize kazandıran Edgar Allan Poe olur. Hepimiz aynı paradigmayı kullanıyoruz aslında. Hatta şey de bu. Ya okuyanlar varsa August Dupin'dir şeyin kahramanı. 3 tane bile hikayesi var ya, 2 ya 3. Sherlock Holmes August Dupin'dir. Baktığınızda birebir almıştır yani beyefendi. Neydi adamın adı? Arthur. Arthur Conan. Ya birebir alıp olma işte, ona kendi özelliklerini katar filan ama yani düşünme biçimi, hikayeleri ele alma falan. Hatta orada da August Dupin'in arkadaşının gözden altı, burada da Watson vardır filan. şey de eleman, Conan Doyle, Poe polisiye bu hayat, işte bilmem gücünü vermeseydi halimiz nice olurdu filan. Farkında değil, ben okulda da düşünmüşümdür. Acaba yine de ortaya çıkar mıydı falan diye. Neyse, hatta çünkü son dönemlerden edebiyat icat mıdır yoksa bir keşif midir? Bir şeyleri düşünmeye başladım. Bu roman da buradan çıktı aslında böyle bir şekilde. Bunları konuşuruz. Dediğiniz şey şu, bu işte yazdıktan sonra, yayınladıktan sonra Mork Sopran'da cinayeti işte övgüler alıyor falan, üstad tebrikler falan. O cevap verdi mektubunda şey diyor. Ya evet, akıllıcı olduğum farkındayım da kendi attığı düğümü çözmenin buraya olacak ne sorunu göremiyorum diyor. Bence polisi edebiyatı yazmış en iyi eleştiridir hala. Kendi yaptığına bakışı yani. O. İşte onun dışında bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Evet, o oradan. Sadece kendi attığı yani düğümü. Kendi düğümü çözmek. Çünkü doğru. Hayran kalan. Söylediği doğru. Yani sen biliyorsun baştan ipuçlarını koyuyorsun işte açık kapalı vesaire. Ölüyorsun işte bir şey ufkurlar yazarız. Bir
oyun gibi bir tarafı var hakikaten. Sonra da onu çözeceksin. Çünkü zaten senin elinde yani ondan aktarı. Ama o yolculuk içinde işte başka temaları ele alma, biraz belki derinleşme. O yüzden ben sadece yapıyı kullanarak değil, yapıya bakmak kısmı hoşuma gidiyor. Öyle. Burada şey, edebiyatın icat mı keşif mi olduğu sorusu da yeni kitabım. Yani edebiyatın icat mı keşif mi olduğu sorusu aslında edebiyat apriori bir şekilde orada vardı ve biz bu etamusun okuyorum da başlayalım. Var mı bu konuda düşünen? Zihniyet falan. Bir tip galiba Harari'de var mı bu? Emin değilim ama etamusun bu mental siz dedikleri şey. Vallahi yani bizim içine doğduğumuz dünyanın çok ya. Töz yani. Edebiyat töz. Yani şey given bir şey mi de apriori? Özlük ve çekimin içinde var mıdır? Ha evet. Yani kastettiğim o. Ben şimdi mesela bu hikayeden bunu sorgulamıyorum ama gerçekten buraya, bununla ilgili bir tarafı var. Ya o soruyla başladı benim kafama kurcalamaya. Bizim orada küçük hikayecikleri yani zaten var olan bir şey biz açığa mı çıkarıyoruz? O dokunun yani uzay zaman içinde hali hazırda var olan bir yapıyı keşfediyorsun. İcat etmiyorsun. İcat değil o bir keşif. Çünkü düşünsene mesela işte bu işin teorisyenleri var değil mi? Hani ne diyor işte dünyada işte hatırlamıyorum kaç tane. İşte hepsini topladığında 13 hikaye anlatma türü var. Şu falan. Anlatıyor. 13 ne lan sayı veriyor adam. Yani sayısız hikaye işte şey gibi. Serdar Ortay 7 notayla kaç şarkı yaparsın diyor ya. Yani onun gibi 13 tane hikaye varmış toplam. İşte hala yazmaya devam ediyor. Benim bir de 6 tane var yani düşün. Nasıl oluyor o şey işte müzik gibi vesaire o evrenin içinde olan bir şey tık 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 şey yapıyorsun. Diğerlerini soğutuyorsun adeta şey gibi. Higgs bozon hani geçti zaman biliyorum somut hale getiriliyor ya sen oraya bir tane öyle bozon atıyorsun etrafında bir şeyler tık tık toplanıyor. O yapı zaten orada var. Sen onu böyle, ne diyeyim extract ediyorsun orada. Olabilir mi? Sorusu benim kafamı kurcalıyordu. Böyle şeyler kafamı kurcalıyor hakikaten. İşte oradan düşüncenin kitlesi var mıdır o zaman? Onu düşünmeye başlıyorsun vesaire. Burada işte bir hikaye çıkıyor. Ya edebiyat ne işe yarar? Yenir mi, içilir mi? İşte soğuk, kış mı? Edebiyat zaten var olan bir şeydir. Evet, senin yani hayatın varoluş biçiminde hikaye senden bağımsız olarak tabii ki yani sen insan olmasa hikaye var. Ama insan da var ya sonuçta. Yani insan da yapan şey. O anlığa geliştiren şey. O zihnin içinde evrenin dokusunda onun oluşumuyla birlikte var olan bir şeyin belki ortaya çıkarılması gibi. O yüzden diyorum icat bir keşif olabilir diye. İşte Odysseus diye bakıyorsun işte bütün hikaye Odysseus'tan çıkıyor. Veya tersini düşünelim. Katabolik olması da çok iyi. Veya tersini düşünelim. Yani bir şeyi öyle bir anlatıyorsun ki o edebiyat olmuyor. Drama olmuyor. Edebiyata geçiyor. Drama belli bir şekilde yapınca oluyor. Ne oldu şey yapan? Yani sanatsal kılan diyeyim. Veya olmuş kan. Çünkü şöyle bir şey de ben inanırım. Yani bu işin kuralı yoktur, iyisi vardır, kötüsü vardır derler. Buna inanırım. Evet, bir takım kurallar çıkarabilirsin. Özellikle işe başlarken bunlara riayet etmek önemlidir. Yani ama bir noktadan sonra hareket alanın daha rahat hareket etmeye başladığın o alanda onları ihlal etmeye başlarsın zaten. Ve onun dışında bir şey, bir keşif süreci haline geliyor. İşte dramatik yaratı değil. Var mı eklemek isteyen bir şey? Kitaplarınızda çok fazla absürt element ve karakter kullanıyorsunuz. Örneğin ne bileyim vampirler olsun, uzaylılar olsun, zaman yolculuğu olsun. Yani gerçek dışı şeyler kullanıyorsunuz. Bu süreç içerisinde kitabın üstünde duracağı gerçekliği nasıl bozmadan ilerleyebiliyorsunuz? Çünkü çok fazla yok onlardan. Benim taptırıyorlar için absürtlüğüm yoktur aslında. Hatta o bile absürt mü emin değilim. Sizli ajans daha absürt değil misin? Yo. Orada hepsi onların iddiası. Ya sonunda şey çıkarıyor ortaya zaten. Kadının parasını almak için uydurulmuş bir şeydir. Uzaylı kaltları yok mu? Diyorsun şurada toplanmışsın uzaycılar belki. Yeni kutsal kitaplarını yazıyorlar toplanıp. Ve gerçektir o yapı. Hakikaten var. Yani başında bir dişçi vardı hatta. Yani bir takım işte yaşlı zengin insanları kandırıp uzaydan gelecek. Kutsal nizamda ekip vardı. Böyle olmayabileceğine dair de bir
bir şey vardır, mülpen bir nokta vardır sonunda. Onu da ben hep şey diye düşünmüşümdür. Yani bir izleyici hasta ilgili söyleyebileceğim şey benim. Hani gözün önündeki gerçeği reddetme iştiyakı o adamın. Tamam mı? Sonunda şey der ya, hayır yani olamaz. Tabii ki uzaylı, tabii ki bilmem ne, tabii ki oradan geliyor. Çünkü tersi aşkın inkar etmesi anlamına gelecektir. Yani aşkın müphemliğiyle diyeyim, yalnızlığın mutlaklığı arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında kör parmağın gözü, yani aklı bari olan herkesin saçmalık olduğunu gördüğü şey inanmayı tercih eder. Ama belki de vardır. Yani mutlak olarak bunun yalan olduğu ortaya çıkmaz ama hikayeye baktığınız zaman her şeyin aslında o kadını Durnevan'ı kandırıp elinden malını mülkünü almak için uydurulmuş bir hikaye olduğu açıklaması da vardır. Kedinin telepatik olduğu. Öyle bir şey yoktur ki. Bu telepatik derler, baktığı zaman korkutucu bir şey görür orada. Adı şeytan filan. Yoktur. Belki tatlı rüyalarda biraz absürt denebilir. Diğerlerinde değil. Dediğim gibi polisi 5 yaşında. 5 yaşında oldu. Bak bu çocuk 5 yaşında ve böyle melekeleri var. Bunu veri kabul ediyoruz. Onun dışında Alper Kamil hikayeleri bayağı sosyal gerçekçi hikayelerdir. Mahalle işte oradan çıkıp gelmiş, babası öldürülmüş, aile içi şiddet vardır. İşte öteki tarafta dayı bilmem ne, beyaz eşya bayi. Bunlar gariban tatile gider, orada bir gazeteciyi öldürürler. Çünkü işte arazi talanını ortaya çıkarmak üzeredir. İlk hikayede mahalledeki işte herifin sapıklığı var. Yani anlatabiliyor muyum? Hiçbir absürt ya da gerçek tek bir öğe vardır. Tek fantastik veya gerçek, inanılması zor öğe. 5 yaşında öyle bir çocuk olmaz. Polisiyelerde olur. Bunu veri kabul ettikten sonra yani aklı sınırları zorlayan başka bir şey yoktur. Veya dedim gerçek üstü diyebileceğim tek unsur. Ama haklısınız. O tek bir gerçek üstü unsur bütün hikayeyi mayalıyor. İşte demin dediğim gibi Alper Kamış'ta sizce kaç kere kullanmıştı? İşte 700 diyor. Bir kere var halbuki. Hatta hikaye boyunca cehennemçiyle geçmez adı. Ama herkes bilir onun adının ne olduğunu. Biraz öyle bir hani şey, o fantastik veya gerçek dışı, sıra dışı, akıl dışı diyeyim istiyorsanız, o unsuru kullanıyorsanız da zaten bir amaçla kullanırız. O hikayeyi mayalıyor diyeyim. Ama etrafında çok şey yoktur. Kahveye gir. Komaya girdi adam. Belki. Yani anlatabiliyor muyum? Geçmişe dönüş hikayesi yüzlerce yapılmıştır. Ama hani absürt demiyoruz ama. Fantastik diyoruz, şunu diyor, bilim kurgu diyoruz vesaire. O anlamda benim hikayelerimde çok şey yoktur aslında. Ya ben maalesef ilk kitabın adına absürt yazdım ya. Absürt yazdım. Çünkü absürt de, yani bir can olarak diyelim absürt de, oradaki karakterler durumun absürt olduğunu düşünmezler. Onun için gerçektir o. Yani o gerçeğin içinde yaşarlar. Burada mesela herkes farkında. Beşli çocuk geldi, bu ne biçim çocuk falan derler. Anlatıyorum hani kedi olacak şey mi filan, hani gelecek geçmişe kabul edilir bir şey değildir. Ama bir şekilde olmuş. Bu şekilde hikayeyi beraber, bu yolculuğu beraber sürdüreceğiz diye koyduğum bir noktadır. Onun dışında hakikaten benim hikayelerde böyle çok fazla gerçek üstü bilmem falan. Genelde hikayede bir tane vardı. Böyle. Şey de yani o zemin nasıl işi buradan sağlamaya çalışıyorum. Aslında bir kere bunu söyle, 5 yaşında bu çocuk böyledir dedikten sonra onun gerçeğine uygun yazmaya çalışıyorsunuz. Evet, o fantastik bir tip olduğu için işte anormal bir şekilde bir zihinsel melekelerle olayı çözebiliyor. Yani işte bıçkın şey çok okuyor, bilmem ne yapıyor filan. Ona sadık olmak yeterli oluyor. Yani o gerçek dışı veya akıl dışı diyeceğin tek unsura sadık olup geri kalanına olduğu gibi yazdığınızda onu biçimlendiriyor diyebilirim. Galiba böyle yani. Var mı başka sorusu var? Şey merak ediyorum. Kitaplarınızı sesli kitap olarak Storytel'de de yayınlandı. Oradan da dinleyebiliyoruz. Siz kendi kitabınızı sesli olarak dinlediğiniz zaman herhangi bir farklı hissediyor musunuz? Ya şey dinlemedim ben. Cehennem Çiğ'i pek dinlemedim. Ötekini biraz dinledim. Yiğit Özçener'in yaptığı. Çok beğendim. Bir şey, keşke Yiğit Bey'le tanışsaydık diye. Bana sormadan yaptılar onu yani. Sormadan derken arkamdan iş çevirip bir soru. O anlamda söylemiyorum.
Ben bu işler demin ya, dedim ya ev odayı falan, sette iyiyimdir ben yani. Özellikle oyuncularla çalışma vesaire konusunda. Söylemiştim de yani aktörü belirlediği zaman bir konuşalım, görüşelim diye yapıp bitirmişler. Şöyle bir şey fark söyleyeyim. Diğeri hakkında fazla fikrim yok çünkü hakikaten dinlemedim onu. Kahve Gül'deki Yiğit Bey'in yorumu için şunu söyleyeyim, çok beğendim. Anlatı kısımlarına bayıldım. Yani hakikaten ruhunu taşımış hikayenin. Diyaloglarda problem gördüm. Çünkü demin söylediğiniz şey vardı ya, biraz onun gibi. Acayip şu işte o Abdül karakteri mesela, Terminator. Orada yapacağı konuşmayı biliyor bizim Aziz oraya giderken. Ve bir bozgunculuk yapıyor. Ve o ortamda anormal bir şey. Ve diyaloglardaki çılgınlık aslında hikayenin normali olması gerekirken o çılgınlığı vurgulayacak şekilde tonlamış. Tamam. Burada sıra dışı bir durum var duyuyorsunuz diyaloglarda. Halbuki sıra dışı bir durum yok. O dünyanın gerçeğidir gibi düşün. Ben bunu söylesem yeter. Belli ki çok yetenekli. Zaten biliyoruz, tanıyoruz yani. Gayet şey, yetkin bir oyuncu vesaire. Bu sadece bir yorum fark şeyidir. Yani bir de böyle düşün, sen iyi olur desem sanıyorum onu çözerdi. Yani benim fazla bir şeye, yani bunları ne acayip bir şey konuşuyorlar gibi değil de çok doğal bir şey konuşuyorlar gibi düşünüp bir yorumlar mısınız desem yeterdi. En azından benim bakışıma göre daha da güzel olurdu. Ama dediğim gibi çok beğendim ben. Yani Yiğit Bey'in o narasyon değerli, o kısımlar hakikaten çok güzel okumuş, çok beğendim. Peki diğer kitaplarınızda Storytel üzerinde görebilecek miyiz ya da diğer kitaplarınızda? Bilmiyorum ki. Ya ben hiç o kovaladığım bir şey değil. Muhtemelen çok yazar için de aynı şey geçerlidir. Yani o işte, kağıda yazıyorsun ya, onu okusun istiyorsun insanlar. Ama bir yandan tabii büyük yaygınlık kazanıyor. Normalde belki ulaşamayacağınız insanlara ya da işte vaktiniz yok, şu biliyoruz işte durumu. Ona ulaşmanız sağladığı için şey bakmıyorum. Yani hiç menfi baktığım bir şey değil. Ama kovaladığım üzerinde çok düşündüğüm bir şey de değil. Hani gelip işte yayın evi, ya bunları da böyle yapacağız derse yok yapmayın demem. Ama ben o konuyla özellikle ilgilenmiyorum ben hiç. Teşekkürler. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan? Yok, var mı? Ben de sizi arayacağım. Ben de şimdi mahcup hissettim. Arkadaşım beni davet etti. Polisiyi de sevdiğimi bildiği için. Sonra biraz araştırdım da gelirken. O kadar da şey yapmadım. Ve fark ettim ki Dervişapaka'da ve Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okumuşsunuz. Ben de şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum ve Dervişapaka'dan mezun oldum. Dervişapaka'da mısınız? Evet. Böyle çok güzel bir... Kardeşim bu. Çok hoşuma gitti. Boğaziçi'nde kaçın? Ya şimdi daha şey gelecek. Benim kızım da sosyolojide Boğaziçi'nde. İkinci sınıfında. İki, o da üç. Ne güzel. Ya, gördün ama. Şunu sormak istiyorum. Sizin de aynı sıralardan geçmiş birine ve burada başka gençler de var. Gençlere tavsiyeleriniz neler olabilir? Özellikle ben de yazmak istiyorum ileride. Şu an çıkarken ortada. Ya. Bu ne tahmini bir şeydir. Ben hayatta nasihat kadar faydasız. Bir baba olarak da söyleyeyim bunu. Yani hayatta nasihat kadar faydasız bir şey yoktur. Can Yücel'in önerisini biliyor musunuz? Ben üstadın tavsiyesini tekrar edebilirim. Biliyor bilen var mı? Can Bey, genç yazarlara ne önerirsiniz? Soru sayın olarak şey der. Yani vodka bardaklarınızı soğuk tutun der. Yani, hayata dair bir şey, yani o soğuk bardakla içirirse daha güzel olurdu. Yani onun üzerine bir şey, yani bu sizin işinize varsa bulur. Yani hakikaten hikayenin içine girip yazmaya başladım, ettim vesaire, orada tabii şey olur. Yani, bu arada yani, ne kadar %90'ını kendi kendinize yaparsanız ama ne bileyim işte, o zaman onun üzerine konuşulabilir. Ben, mesela benim demin dediğim gibi işte bir profesyonel oyuncu, işte ben de yazdım. Ya böyle bir yorum olabilir mi? Bunu söyleyebilirim ben. O onun aklında bir şey oluşturur. Siz de bir yazar olarak bu tip işte ne bileyim yorumlardan istifade edebilirsiniz.
ya da birinde bir şey diyor alırsınız onu falan, ama onun dışında şunu yap bunu yap hakikaten bir fayda sağlamıyor. Şunu söyleyebilirim belki, genellikle iyi yazar olmak için iyi okur olmak gerekir. Okumadan olmuyor. Yani ve hatta biraz da o konuda böyle geniş yaklaşmak işte. İlle şöyle okurum falan değil. Ben hala mesela açık tutar, roman okurum hala yine geniş genellikle. Ne bileyim işte, ben hiç Henry James okumadım. Niye Henry James okumadım ben? Gidip bir Lady'nin portresi, onu da alabilirim. Ya da çok böyle işte bir macera kitabı, tak onu da alırım. Açık tutmaya çalışıyorum. O çok geniş, zengin bir dünya. Ve mümkün mertebe farklı dünyalara girmeni sağlayacak. Farklı üslupları, dilleri, insanları, yaklaşımları görmeni sağlayacak şekilde o renkli, o güzel dünyanın kapıları bana açık tutmaya çalışıyorum diyeyim. Roman yazmak istiyorsanız roman okumak benim bildiğim en iyi yöntemdir. Teşekkürler. Rica ederim. Kaç dönem mezunsunuz bu arada siz? 148. dönem. 148. Allah'a emanet olun. 114. Peki, tebrik ederim. 114, 148. 3 falan diyecektim tamam bu arada. O kadar tepki verdim ki. O kadar da yokmuş ya falan. 114, 148 değil misin? Ben mesela şey diyecek. Çok oldu, 123 falan diyecek diye. 148. Oğullar ve Cırıklar çıkalı galiba 20 yıl olmuştu. Oldu, tam 20 yıl oldu. Info verdim. Saçma, buyurun. Ben bir şey çok merak ediyorum açıkçası. Yazı günlük yaşantınızda şu an ve aslında yani daha öncesinde de yazı ne kadar vardı? Bir romana ya da hikayeye basılmak üzere yazdık. Niyetlenmeden önce yani günlük yaşantınızda daha çok vardı? Vallahi. Yazmak değil de okumak çok vardı. Her zaman yani ben... Yazıyı bir iş olarak yapıyor musunuz? Onu çok merak ediyorum. Ya yapmak zorundayım. Hayır şunu yani iş gibi görerek... Şöyle... Sürekli bunun başına oturmalıyım. Yok ben gibi. Yazardan yazara değişiyor. Ben tembel bir yazarım. Evet. Ama şu gerçek... Bilmiyorum ya. Şu ya da bu nedenle yazmak istiyorsa onu kendinden bir yabancılaştırıp dışarıya dökmek istiyorsun. Yani ben bile istiyorum. Hani hiç ben böyle şey yazarlardan değilimdir. Hani bazıları böyle şeyler içimden taşıyor yani giderim ve dökülür filan. Yok yani benim kafamda hep işte bak demin mesela benimle konuştuğumuz şey hakikaten bu çok detayına girmek istemedim. Benim çok sevdiğim bir hocam vardı Boğaziçi'nde. Beraber genetik evrim falan çalışıyorduk yani. Çok da donanımlı, tatlı, saygı duyduğum biri şey demişti. Benim böyle edebiyatta falan çok haşır neşir olduğumu duyduğunda şey demiş yani. Ne buluyorsun demiş. İşte ben işte çocukluğumdan beri kurgu okumadım ve eksikliğini de hissetmiyorum. Hani nedir filan. Yıllar sonra tekrar karşılaştık. Çok severim gerçekten. Geldi şey demişti. 30 sene falan geliyor. 30 sene olmuştu. 20 sene. Ve buluştuk filan. Dedi ki hadi şimdi de anlıyorum bir manası olduğunu. Da ne manası olduğunu hala anlamıyorum. Tamam mı? Bu arada evlenmiş, eşi de edebiyat profesörü. Yani hakikaten yani anlamlı olduğuna mı karar verdi yoksa kanepede uyumak mı istemiyor? Yani belki onu bilemiyorum çünkü bir edebiyatçıyla evlenmişti bir şeydi. Yani tamam anladım yani bir şey var yani. Yani bazen bir şey ifade ediyor belli ki. Tamam ama ne ifade ediyor hala anladım. Ya sen de bir şeyler söylüyorsun bu konuda antrenmanlı biri olarak ama demek ki o yanıtların hiçbiri beni tatmin etmemiş. O yüzden hani bu konuyu mesela kurcalıyor kafama tamam mı? Bununla beraber kurcalayan başka şeyler var işte. Ne bileyim yani işte her günlük yaşadığım hayat işte edebiyatın bir parçası olarak düşündüğüm şey. Bunlar böyle gezinen düşünceler. Bazen ikisi birbirine kilitleniyor. Böyle sağda solda onlar dolanıyor kafanda ve bir mucizevi anda da olduğunu vehmine kapılıyorsun belki. Ve inşallah ve mutlaka tamam deyip o yolculuğa çıkıyorsun. Ama benim yani kağıt üzerinde hani kağıdı koy her gün. Böyle bir tip değilim. Ama kafamda hep yazıyorumdur. Yani gerçekten zihnimin bir tarafı hep yani bu dünyanın ayrı bir ontolojide takılıyor. Hafızanız o zaman çok
güçlü olmalı. Çünkü ben de yani birkaç yazar daha bunu söylüyor. Yani oturup aylarca bazen hiç elime kaleme almadım ya bilgisayar başına geçmedim olur ama kafamda sürekli yazarım. Ben bunun şaşkınlığını bir türlü aşamıyorum. Çünkü, o gerçekten tuhaf bir şekilde kendi hayatiyetini oluşturuyor. Yani annenizin adı unutmamak gibi bir şey yok. Bu arada benim mesela hafızam hakikaten çok güçlüydü. Ama artık değil. Unutuyorum. Bak demin Conan Doyle'un adını mesela unuttum. Hatta söylendi. Bir 30 saniye sonra tekrar. Kafamın bir tarafında neydi adı falan. Hani o yüzden hafıza gidiyor. Hafızadan ziyade şeyle ilgili. Hatta dert ettiğiniz şeyle ilgili. O yüzden o benim kafamda hep yani çocukluğumda bir hikaye. O dünyayı yani muhtemelen rahmetli babam. Bak burada öyle bir dünya var. Bu dünyanın dışında başka bir dünya var dedi bana. Ve ben o dünyayı çok sevdim. Ve bir parça hep o dünyada yaşıyor. Ve orada gezerken bakıyorsun, ne diyorsun? Hayali uçuk şeyler vesaire. Bazen bir tanesi başka usulü etrafına toplayıp işte çıkmak istiyor. En son bu dediğim hikaye mesela hakikaten yani demin dedim ya böyle bir gelir içimden çağlar, elimden dökülmezse dünya yıkar. Hiç öyle biri değilimdir. Gerçekten gece yarısı kalktım. Çatır çatır bir şeyler ve edebi bir parça falan da değildi. Böyle yani işte dünya gözümüzün önünde çöküyordu bilmem ne falan gibi bir şey yazdım bir para. Şu an yazdığım şeyle alakası yok. Ama bir anda yazdığım şey ona kaymaya başladı. Hani demin sözünü etti yani hikaye, drama, o sözünü ettiğim dünyanın İçinde yaşadığımız işte özgürlük ve çekim teorisi merkezi dünya ile bir ilişkisi olabilir mi? Falan derken o bir hikayeye dönüşüverdi. Çok mistik bir şeyden söylemiyor değil. Sadece biraz deli o hani şeyi hani o hayal dünyasını canlı tutmak zorunda kaldım ben hep. Yani bunu öğrendim. Hep kafamın bir tarafı orada duruyor. Bir de işte o çocuksu tarafı da herhalde koruyor insanı bilmiyorum ki. Oyun keyfi gibi bir tarafı da var. Ama yazma kısmı bana hep eziyetli gelmiştir açık söyleyeyim. Yani hikaye kurmayı çok severim ben. Ama oturup yazma kısmı Allah'ım yani kelime kelime. O yüzden de biraz yavaş. Yani benim 6 hikayem var. Belki yani 100 tane hikaye vardır kafamda. Hani, anlatmaya değer olabilecek ya da üzerine düşünsen belki yarı inerken ama Sözcük yazmak çok bela bir şey. Çünkü üslubu da değer veriyorum. Öyle.